Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz daha önce işte Gmail hesabı silme ile ilgili bir video yapmıştım. İzlemeyenler varsa onu yukarı koyacağım. Gmail hesabını nasıl silebileceğinizle ilgili. Veya arkadaşlar Google Chrome hızlandırma veya işte Dark modu Google Chrome'da etkinleştirme ile ilgili videolar yapmıştım. Bunların linklerini kartlarda bulabilirsiniz. Hemen ekranın sağ üst köşesinde olacak. Şimdi bugün ise arkadaşlar şunu yapacağız. Bugün biliyorsunuz Gmail hesabımızla ilgili birkaç şey yapacağız arkadaşlar. Şurayı hemen şöyle bir kapatalım. Şimdi arkadaşlar bakın burada iki tane hesap açtım. Ana hesap ve ikinci mail adresi diyor. Şimdi bunu neden yaptım? Bunları test olarak açtım. Kullanmıyorum. Şimdi bunu yapmamın nedeni arkadaşlar ikinci mail adresimizi yani bunu şuraya hatta şunun temasını farklı yapalım arkadaşlar ki anlaşılsın. Evet hatta şöyle yeşil yapalım. Evet, yeşil olan ikinci, beyaz olan ana hesabımız. Şimdi bunu yapmamızdaki nedeni açıklayayım hemen hızlı bir şekilde fazla zaman almadan. Şimdi arkadaşlar mesela bir yere mail adresimizi giriyoruz. Ama aslında gerçek mail adresimizi de girmek istemeyebiliriz. Yani hacklenme durumu olmasın diye. Bu tür durumlarda ikinci bir mail adresi yani şu yeşil alanda gördüğümüz fake demeyeyim ama yani insanlara söyleyebileceğimiz mail adresi olarak açtım ben de. Bunu arkadaşlar bu hesabı şu ana hesaba bağlayacağız. İnsanlara bu mail adresini vereceksiniz. Ama siz farklı bir mail adresinden bu ikinci mail adresine gelen mailleri kontrol edebileceksiniz arkadaşlar. Yani iki mail adresini birbirine bağlamış olacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? İsterseniz vakit kaybetmeden daha fazla hemen başlayalım. Arkadaşlar, bunu öncelikle ben bilgisayardan anlatıyorum şu an. O yüzden siz de bilgisayar başında olun. Buraya ayarlara geliyoruz. Ve arkadaşlar, burada, şurada bakın ayarlar butonu var. Buraya geliyoruz. Buradan arkadaşlar bakın şurada yönlendirme ve pop IMAP diyor. Bunu tıklıyoruz. Bakın arkadaşlar şurada yönlendirme adresi ekle diyor. Burayı tıklıyoruz ve İlk adresimizi, ben bunları yeni açtığım için ezberimde değil, ana mail adresi @gmail.com'muş. Bunu buradan kopyalıyorum. Şöyle, evet. Daha sonra ikinci mail adresimizi tekrar gelip bunu buraya yapıştırıyorum arkadaşlar ve ileri diyorum. Bakın şurada diyor ki arkadaşlar, yönlendiriliyor diyor ana mail adresine. Devam et diyorum. Ve bakın bir onay kodu gönderildi diyor. Tamam diyorum ve bakın şuraya bir onay kodu geldi. Bunu tıklıyoruz arkadaşlar. Bunu tıkladıktan sonra bakın şurada bir zaten anlayacaksınız okuduğunuzda onaylayın diyor. Bunu tıklıyorum ve onayla diyorum. Evet başarıyla onaylandı. Burayı kapatıyoruz. Şimdi tekrardan ikinci mail adresimize geliyoruz ve gelen kutusuna tıklayıp tekrar ayarlara geliyoruz. Bakın ikinci mail adresindeyiz hala. Yani birinci mailde hiçbir şey yapmıyoruz dikkatinizi çektiyse. Hep ikinci mailde ayarlara geliyoruz tekrardan. Bakın şimdi buradan arkadaşlar tekrardan buraya yönlendirme bölümüne geliyoruz. Ve bakın şurada yönlendirmeyi devreden çıkar yazıyor. Bunu şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın gelen postanın bir kopyasını deyip bakın bir kopyasını ilk yani esas mail adresimize gönderecek ve ikincisini ne yapsın yani buraya da gelsin mi diye bize soruyor. Pardon arkadaşlar. Burada istediğimizi yapabiliriz yani burada da saklayabiliriz, okunda olarak işaretleyebiliriz. Ben şunu istiyorum. Birinci adrese geleceği için okunda olarak işaretlesin ya da arşivlesin size kalmış veya silsin. Ben şunu seçiyorum ve yönlendirme adresi ekle diyorum arkadaşlar. Tekrardan az önceki yani ilk mailimizin adresini alıp buraya yapıştırıyorum ve
ileri diyorum. Zaten ekli diyor arkadaşlar. Bakın herhangi bir şey eklememize gerek yok. Ben sadece denemek için yaptım. Zaten ekledik. Peki ne yapacağız? Aşağı ineceğiz ve değişiklikleri kaydet diyeceğiz. Evet bakın e-postanızı ana mail adresi @gmail adresine yönlendiriyoruz. Bu bildirim 7 gün sonra sona erecek diyor. Tamamdır. Peki şimdi iyi güzel de gerçekten de buraya gönderdiğimiz yani ikinci mail adresimize yani bizim insanlara verdiğimiz mail adresine mail geliyor mu? Bunu test etmemiz gerekiyor. O yüzden arkadaşlar ben şimdi telefonumdan bir mail göndereceğim. Şimdi mail adresime giriyorum. Bunun görüntüsünü vermiyorum arkadaşlar. Sadece herhangi bir mail göndereceğim için. Tamamen deneme amaçlı yapacağız bunu. Evet şöyle. Şimdi arkadaşlar. Bayağıdır da göndermiyorum mail. Evet alıcı şuradaki mail adresimi yazıyorum. İkinci mailimin adresini. Yani diyelim ki ben bu adresi verdim. Esas mailimi vermedim yani bunu. Şunu verdim ama esas mailime gelecek. Bakın ikinci mail adres demişiz. İkinci mail adres @gmail.com. Evet, şimdi konu test diyorum. Test mailidir diyorum buna da. Bakalım, şimdi gönderelim. Bakalım gelecek mi? Bir daha bir kontrol edeyim. İkinci mail adres @gmail. Evet, gönder diyorum. Gönderilsin mi diyor. Evet, şimdi. Burada gönderilmiş olarak gözüküyor. Bakalım gönderilenleri. Evet gönderilmiş olarak gözüküyor arkadaşlar. Şimdi normalde buraya gelmesi lazım ve zaten geldi sanırım. Bakın buraya geldi ama bizim asıl istediğimiz bakın okundu olarak geldi gördüğünüz gibi. Bizim asıl istediğimiz birinci yani asıl mailimize geldi mi? Hemen bakıyoruz. Evet gördüğünüz gibi test mailidir diyor. Şuradan bakın test mailidir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aslında iki tane Gmail hesabını birleştirmek hiç de zor değil. Bu videoyu izleyerek siz de rahat bir şekilde iki Gmail adresinizi birleştirebilir. Bir tanesini herkese verirsiniz. Böylece ilk mail adresinizi hacklenmekten yani saklı kalmış olur. Siz bilirsiniz bir tek hacklenmekten. Korumuş olursunuz. Bunun genelde bu amaçla kullanıyorlar. Tabii size kalmış. Umarım arkadaşlar işinize yarar ve beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yani emeğe saygı olarak lütfen bir beğen butonuna dokunmayı ihmal etmeyin. Eğer arkadaşlar size yardımcı olduğunuzu düşünüyorsanız da bu kanalın kanalıma abone olabilirsiniz. Beklerim. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.